Hükümet emeklinin gönlünü alacak. Temmuz zamlı emekli maaşında refah payı sürprizi. Emeklilerin gözü Temmuz ayında yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. Hükümet bu sefer emeklilerin gönlünü almaya hazırlanıyor. Kulislerden gelen son habere göre, Temmuz zamlı yeni emekli maaşı resmen belli oldu. Temmuz'un 3'ünde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri ile birlikte maaşların şekillenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin SGK uzmanı İsmail Sevinç kulis rakamları hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Sevinç, emekliler için kulislerde konuşulan rakamları tek tek duyurdu. İşte merak edilenler. %25'i geçecek. Aktarılan habere göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam oranı %25 seviyesini geçmiş olacak. Yapılacak zam ile birlikte maaşların ortalama olarak 12.000 TL'den 15.000 TL'ye çıkması bekleniyor. Refah payı sürprizi. Maaşlara ek olarak emekliler için 5-4,5 puan arasında refah payının eklenmesi gündemde. Daha önce Çalışma Bakanı'na refah payı ile ilgili bir soru sorulduğunda buna yanıt vermek için çok erken olduğunu Temmuz ayında konunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu kapsamda Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12.500 Türk Lirası seviyesinde olması bekleniyor. Yapılan açıklamada Ocak ayında tüm emekliler için zam oranının %49,25'te eşitlendiği biliniyordu. Bu zam 6.700 Türk Lirası ve altındaki kök maaşı olan emeklileri çok fazla etkilememişti. Açlık sınırının da asgari ücreti geçerek 19.000 Türk Lirası seviyesine ulaşması ile emekliler maaşlarında ciddi bir iyileştirme bekliyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyon ve ekonomik durumlara bağlı olarak ortalama zam oranının %25 seviyesinde olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi rakamlar 3 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri ile birlikte şekillenmiş olacak. Enflasyon farkına olarak refah payının gelmesi ile emeklinin alım gücünün artırılması amaçlanıyor.